Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. İdealist programından herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 3 ayları soracağız hocalarımıza. Gelen zamları soracağız. Halkımızın tepkisini burada tartışacağız. Aynı zamanda diğer sorularımız olacak. Hocalarımı dönmeden önce numaralarımızı hatırlatıyorum. 0553 466 46 10'lu numaradan bizlere WhatsApp mesajı ve normal mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Lütfen aramayın. Aradığınız zaman buradan mesajları okuyamıyorum. Mesajlar karışıyor. Ondan dolayı aramazsanız sevinirim. Attığınız her mesajı da okumaya çalışacağım. Öncelikle hocalarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Osman hocamız hoş geldi. Tozlu, ayağı daha tozlu artık kararlı. O hoş geldi. Söz önceliği ona ait. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Abdurrahman hocam. Güzel bir Afrika yolculuğu geçirdik. Şükür Allah'a. Biliyorsunuz biz hocalarımızla beraber genel olarak böyle dönem dönem Afrika yolculuklarımız oluyor. İşte Ramazan'ı, Kurban'ı, 3 ayları vesaire. Bu şekilde biz de bir Afrika'ya, bir 6 günlük bir Afrika'ya gidip geldik. Tabii bunu programlarda ve buna benzer şeylerde zaten Afrika'nın detayları hep anlatılıyor. Evet hocam. Güzel bir yolculuk oldu elhamdülillah. Kaliteli bir yolculuk oldu. Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Teşekkür ediyorum. Sizin de hocamızın da kandillerini kutluyorum inşallah. Allah seyircilerimizin de regaib kandili tekrardan mübarek olsun. Amin. Ama hocam, yine etkilenmiş olduğunuz bir şey dinleyelim hocam. Afrika'ya gittiniz geldiniz mutlaka. Tabii etkilenmiş olduğumuz şeyler var. Mesela normal şartlarda alışılagelmiş belli olaylar var. Mesela artık bir dönem nasıl ki adam morg görevli yapa artık ölü insana alışıyorsa, biz de mesela su kuyusu açılışlarında belli olaylara bizim arkadaşlar alışıyor ama bazı olaylar var. Mesela biz iftar verdik bu sefer. Ben çok etkilendim. Benim 2 tane çocuğum var biliyorsunuz. Ondan sonra bizim çocuğum yaşlarında yavrular orada yemek bekliyorlar. Bu yemekleri iftarlara önlerine koyduk. Tabii gelmesi de sürdü. Onlar beklediler yani. Yarım saat, 40 dakika öyle beklediler yani. Ama bizim çocuklara hazırı veremiyorsunuz biliyorsun. Evet. Olanı yemiyorlar. İşte tokuz diyorlar vesaire. Maalesef onlar yarım saat yemeği beklediler. Yani yemek bir pilav, bir de üstüne et koyuyor, bir de meyve suyu var. Bu yarım saat, 40 dakika bunu böyle beklediler. Sonra benim etkilendiğim kısım şurası yani. Yemek geldi. Yani ya 15 saniye ya 30 saniye. Yani tepsi olarak geliyor. Ya 15 saniye ya 30 saniye tepsi bitti. Hızlı bir şekilde. Gerçekten. Yok. Gerçekten şey olarak çok etkilendim yani. Üzüldüm. Videolarını falan da aldık ama gerçekten böyle şey yani. Siz söyleyin. Böyle insanı bir tefekküre itiyor. Diyorsun ki ya bizim yavrularımıza biz yemek vermeye çalışıyoruz. Yemek yemiyorlar. İşte yedirmeye çalışıyoruz. Yemek yemiyorlar. Yemek seçiyorlar. Onu beğenmedim, bunu beğenmedim vesaire vesaire. Görüyorsun senin yavrun yaşında çocuklar orada. Bakıyorsun bir anda saldırıyorlar. 15 saniye 30 saniye tepsi bitti diyorum. Yani tepsiyi siz tencere olarak da anlayabilirsiniz. Yani tencere bitiyor yani. Bir anda öyle yiyorlar yani. Yani yere falan dökülenleri ayıklıyorlar. Bunları gördün mü ister istemez etkileniyorsun yani. Evet, Rabbim bizi muhafaza eylesin. Amin. Yani etkilendim şeyi sorunca Mecid hocam. Ben de bundan çok etkilenmiştim de. Onu da anlatmak istedim. Yani. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Mecid hocamıza anlatırlar teyzemler. 4 kişi yemek yediriyorlarmış hocam. Küçükken yemek seçiyormuş ufaklığında. 4 kişi yemek yediriyorlarmış. Anneannem, 3 teyzem. Annem de kaşıkla zorla ağzına yemeği sokuyormuş. Öyle anlatıyorlardı. Mecid şimdi de çok yemiyor ya. Allah razı olsun. Mecid hocam siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Mevla Teala'ya şükür olsun. Elhamdülillah vazifelere devam ediyoruz. Malumunuz hem insani yardım faaliyetlerimiz hem medreselerimiz, Kur'an kurslarımız devam ediyor. Allah'a şükürler olsun. Allah'ın rahmetinin, bereketinin, mağfiretinin olmuş olduğu 3 aylara girdik. Dün regaib gecesiydi. Medresemizde talebelerimize iftar yaptık, sohbetler yaptık. 3 ayların regaib gecesinin önemini anlattık onlara. Elhamdülillah bereketli günler geldi, fırsat günleri geldi. Hem İslam alemi için hem gerçekten gönüllerine böyle İslam parıltıları ekilecek, farklı fikirlerde, farklı yapılarda olan insanların İslam'a kazandırılabilmesi için bereketli günlere geldik. Rabbim inşallah hem İslam alemi için hem de İslam'a kazanılacak insanlar için 3 aylarımızı mübarek eylesin diyorum. Amin hocam. Ahmet Faruk hocamız, sizle beraber yürüyen Ahmet Faruk hocamız da şu anda evet. İdlib'de. Evet. 2 gündür de o İdlib'de kömür dağıtım yapıyorlar çadır kentlerde. Ondan da birçok şey dinledim ama programı bayağı bir uzatmamak adına kısa kesiyorum. 3 aylardayız. 3 aylarda Rabbimizin rahmeti bol olduğu için yardımlar da bol oluyor. Dünyanın dört bir tarafında hocalarımız şu anda Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Rabbim hepsinden razı olsun. Öncelikli sorum, 3 aylara girdik. Evet. Hocamıza bir şey sormadık. Yok yok. Muhabbetine sevdim ya. Ben yabancı değilim. De beni unuttunuz. Hocam ilk sözü siz aldığınız için böyle... Yok, ben Osman Hoca'ya sorun yani. Bize değil de o başlasın anlamında da önemli değil. Tabii Mecid Hoca söyledi öyle ama 3 aylarımız hayırlı olsun inşallah. Zaten inşallah. Konu oradan başlayacak. Ben çakır evet. sanacağım. 3 aylarımızı soracağım. Hocalarım, 3 aylardan bu seneki temennimiz nedir? 3 ayları nasıl geçirmemiz lazım? Bu ayların kıymeti nedir? Onları soracağım sizlere. Her hafta ya baştan başlıyoruz ya sonundan başlıyoruz. Bu hafta ortadan başlayalım. Yine Abdurrahman hocamızdan başlayalım. Nasıl yine denk geldi bize, bismillah. Öncelikle tüm İslam alemi. Ama Abdurrahman Hoca yer değiştirdi. Normalde burada oturuyordu. O tarafa geçiyordu. Gene baştan başladı. Ortalar başlasın. Bu sefer tüm İslam alemin mübarek kandili mübarek olsun. 3 aylar Mevlid kandili hariç bütün kandilleri içinde bulunduran çok kutsal. Rabbimizin tabiri caizse söylüyorum ben manevi kampanyaları olarak değerlendiriyoruz. Buralarda özellikle 3 aylarda büyüklerimiz kitaplarında der ki maddi muhasebemizi yaptığımız gibi, taksitlerimizi planladığımız gibi, borçlarımızı planladığımız gibi, bakkala, kasaba olan borçlarımızı bir takvimsel bir program yaptığımız gibi alacaklarımız vereceklerimiz bir Rabbimizden alacağımız yok da bir program yaptığımız gibi manevi olarak da bir muhasebemizi yapmamız lazım. Rabbimizin bize vermiş olduğu birçok nimet var ve bunların karşılığını beklemiş olduğu birçok şükür nimeti var. 3 aylarda ben dün sohbette de söylemeye çalıştım. Ondan önceki gün videolarda da Mecid Hocam yine kızacak ama video çektik bununla alakalı. Videomda da söyledim. Yani 3 aylarda en azından insan 5 tane kural ben söylüyorum. 1. Kesinlikle en azından yani bunlar bir Müslümana Efendi Hazretleri ben namaz kıl demekten hayal ederim diyor. Çok önemli bir ifade. Gerçekten bir Müslümana namaz kıl denmez. Müslümanın zaten görevi namaz kılmaktır. İslam'ın şartı 5'tir. Kelime-i şehadet getirdiysek bir kelime-i şehadet getirmek. Müslümansan zaten kelime-i şehadet getirmişsindir. Evet. İlk kural namaz kılmaktır. Yani Müslümana İslam'ın şartı ilk olarak namaz kılmaktır. O yüzden 5 madde söylüyorum 3 aylarda. Yani her gün yapmamız gerekiyor ama yapamadık, edemedik, iş yoğunluğu şu bu bahanesi olmaz. Ama yine diyelim ki 3 aylara kavuştuk. Allah bize bunu nimet etti. 1. Özellikle namaz kılmamız lazım. 2. Kesinlikle her gün en az bir sayfa Kur'an-ı Kerim. 3. Her gün bir sayfa Kur'an-ı Kerim meali mutlaka okunmalı diyorum ben. 4. Kötü sözden en azından bunlar limit maddeler. İlk paket yani öyle söyleyeyim ekonomik paket herkesin yapması gerekiyor. 4. Ağzımızdan kötü sözleri mutlaka bırakmalıyız. 3 aylara niyet edersek Allah bize daimi olarak da bırakmayı nasip eyler. 5. Her gün en az 100 kere İstiğfar veya zikir çekmeliyiz. Mutlaka istiğfar çekmeliyiz. 100 tane de la ilahe illallah diyelim. Bu 5 maddeyi 3 aylarda her gün yapmaya çalışalım. İnşallah. Bunlar olmazsa olmaz. Yani bunlar normalde günlük yapmamız gerekir. Ama en azından 3 aylarda yapmaya çalışalım diyorum. İnşallah. Bu 3 aylar başımızdaki felaketlerin, depremlerin, zelzelelerin, tsunamilerin, yangınların, tacizlerin, tecavüzlerin, felaketlerin... kurtulması için, bunlardan kurtulmamız için inşallah güzel bir sebep olacaktır. Elimizden geldiği kadar hakkıyla inşallah 3 ayları geçirmeye çalışalım diyorum. Bütün inşallah. Türkiye olarak. İnşallah. Osman Hocam sizden devam edelim. Sizin 3 aylardan beklentileriniz hocam, ne var? 3 aylarımız hayırlı mübarek olsun inşallah. Amin hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz duası var. Allahümme barik lene fi recebe ve şaban ve belligne ramazan. Ya Rabbi Recep, Şaban ayını hakkımıza mübarek kıl ve bize Ramazan'a ulaştır. Bu duayı edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi normal şartlarda 3 aylardan beklentimiz tabii çok yüksek. Çünkü bizim 3 aylarımız şu şekildedir. Yani manevi ve maddi açılışları gerçekten çok ciddi şekilde hissettiğimiz aylardır. Sohbetlerimiz başlar. Özellikle kandil akşamlarımız bizim çok güzel, kaliteli geçer. Sohbetlerimiz başlar. Çalışmalarımız daha hareketlenir. Olaylar daha böyle heyecana oturur. Yani biz elemanından, patronundan, hocasından, talebesinden herkes bu 3 aylar bizim için heyecan ayıdır tabiri caizse. Her alanda. Maddi ve manevi çok ciddi şekilde heyecanda yani Ramazan bayramına kadar ciddi bir heyecanla iş yürür. Rabbim inşallah bu heyecanımızı bozmasın diyoruz. İnşallah. Biliyorsunuz bu 3 ayların gelmesine sevinen adamın da geçmiş günahları affolur. Aynı zamanda biliyorsunuz Recep ayında Allah'ın rahmet ayı. Bu ayda da 7 gün 7 gün oruç tutana cehennem kapıları kapanıp 8 gün oruç tutana cennet kapıları açılıyor. Aynı zamanda 11 gün oruç tutanın mahşer günü yüzü ayın 14'ü gibi parlıyor. Aynı zamanda bu Recep ayında 16 gün oruç tutanın da amel defteri yeniden veriliyor. Yani geçmiş bütün günahları vesairesi affoluyor. Sıfır bir defter alıyor. Bu da bizim için Abdurrahman hocamın dediği gibi Allah'ın bize tanımış olduğu tabiri caizse bir fırsat. Bununla beraber bu şekilde olmasa bile çok heyecanlıyız. Dün akşam tabii ben 3 aylara biraz farklı başladım. İşte Afrika olsun, Afrika'dan daha sonra kıymetli hocamızın sohbetiyle beraber. Mesela ne oluyor? Üzerimizdeki tabiri caizse öyle böyle bu dünya hayatı yaşamış olduğumuz bu dünya hayatında bir gaflet üstümüze oturuyor. Ve bunu sohbetlerle işte manevi olaylarla, tesbihlerle vesaire bu şekilde bir aşma oluyor ve bu ruhunda insan bir özgürlük yakalıyor. Tekrardan bir heyecanı yakalıyor. Ve bu da gerçekten insana böyle güzellik katıyor, heyecan katıyor, rahatlık katıyor, huzur katıyor. Bir elâ bi zikrillâhi tatmainnül kulûb, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle, Allah'ı hatırlamakla mutmain olur, tatmin olur meselesi ni aslında özetliyor. Nasıl? Yani işte maddelerle, şunlarla, bunlarla vesaire ne kadar muhatap olursan ol, ne kadar işlerin yolunda giderse gitsin, eğer üzerine gaflet oturmuşsa, Allah'ı zikretmiyorsan, Allah'ı hatırlamıyorsan, Allah'la alakalı sohbetler yapmıyorsan, Mevla Teala ile alakalı çalışmalar yapmıyorsan, o üzerine oturan gaflet daha sonra sana ağırlık yapıyor ve bu ağırlık da sana huzur vermiyor. Huzura kavuşmak istiyorsan bu gafleti üzerinden atman gerektiğiyle alakalı. Bu 3 aylar işte bunlara vesile oluyor. Peş peşini bırakmıyor. Yani şimdi bir Regaib kandili geçirdik. Sonra Miraç kandili var. Sonra peşinden Berat kandili var. Sonra zaten Ramazan-ı Şerif'e giriş var. Sonra Kadir gecesi var derken sonra Ramazan bayramı da öyle kaliteli şenlik bir şekilde şenlik oluyor yani. Bu şenlikler insanın normal şartlarda maddi şenlikleri değildir. Manevi, ruhun şenlikleri olduğu için böyle günler olduğu için, böyle bereketli günler olduğu için Rabbimin bir ikramıdır bu. Ruha ikramdır bu. Günler de hızlı geçiyor zaten. Yani bir kandil bitiyor, bir kandil peşine gelir. Yani insan bir kandilden bir kandile kendini muhafaza edebilirse Allah'ın izniyle 3 ayları çok sağlam bir şekilde geçirir yani. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Ben bu sene inşallah oruç meselesine çok şey yaptım. Yani insanların gerçekten oruç meselesi ben önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah başarırız. İnşallah ekranı başındaki kardeşlerimiz de başarırlar. Mevla Teala'nın rahmet ayı. Bu rahmet ayında maddi ve manevi, yani bu rahmet ayında sadece manevi olarak düşünmeyin. Maddi olarak da insana açılışlar olur mu? Büyük açılışlar olur. Biraz yönelme gerekiyor yani. Çünkü rahmet ayı. Ondan sonra şunu bilmeliyiz ki bütün iş duada çözülüyor. Ben hayatımı hep bunun üzerine kurarım. Yani etmediğim bir konuyla alakalı dua etmediysem o konu hiçbir zaman işim rast gitmez yani. Ama normal şartlarda bütün işimin duayla çözüldüğüne inanan bir insanım ben. Bu günlerde, bu aylarda tamamıyla bunun üstüne kurulmuş. Yani Mevla Teala sanki böyle kendini öyle bir açmış ki, öyle bir perdeleri kaldırmış ki iste vereyim. Sistemi olduğundan dolayı insan da dua etmeyi böyle biraz daha istiyor, biraz daha iştiyak oluyor. İşte bu duaları zaten insan güzel bir şekilde yakalarsa ondan sonra büyük başarılara imza atar. Mevla Teala'ya zor yok. Mevla Teala'ya şey yok. Yani senin hayal edemeyeceğin şeyleri sen Mevla'dan istersin. Mevla Teala için o hiçbir şeydir. Toz kadar şeyi yoktur yani. O yüzden isteyeceksen Mevla'dan iste. Hem de büyük. Verse diyor nimet, vermese rahmettir. Rabbim inşallah Güzel isteyenlerden olmayı ikram eylesin. Evet. Amin. 3 aylardan beklentimiz budur. Mecid Hocam, sizin 3 aylardan beklentiniz nelerdir? 3 aylardan beklentimiz çok büyük. Rabbim inşallah ikram eylesin, ihsan eylesin. Amin. Sevgili Peygamberimiz 3 aylarla alakalı bir hadis-i şerifi var. Özetliyor önemini. Allah dostları da, büyükler de o özeti tafsilatlandırmışlar, böyle tercüme etmişler. Peygamberimiz buyuruyor ki, Recep-u Şehrullah ve Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Ümmeti. Recep-u Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. 3 aylardan maksat biliyorsunuz, Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. Recep-u Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Mevla Teala'nın rahmetinin, bereketinin, mağfiretinin, kainata inmiş olduğu, gönüllere iman pırıltılarının serpilmiş olduğu zamandır ki, burada diyor büyükler, Allah dostları, ekeceksiniz. Yani toprağı ne yapacaksınız? Hazırlayacaksınız ve ekeceksiniz. Amellerinizi o toprağa ekeceksiniz tabiri caizse. Ve devamında ve Şaban-ı Şehri, sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, Şaban ayı da benim ayımdır. Sevgili Peygamberimizin hürmetine o ekmiş olduklarınızı, ibadetlerinizi, iyiliklerinizi, sadakalarınızı, Allah için, Allah'ın rızası için yapmış olduğunuz amelleri ne yapacaksınız? Besleyeceksiniz, sulayacaksınız, bakımlarını yapacaksınız. Böyle yaptığınız zaman da ve Ramazan-ı ümmeti. Ramazan'da ümmetimin ayıdır. O zaman sıra sana geldi. Ne yapacaksın onu? Artık ektin. Sonunda da ortasında biçtin, besledin, bakımını yaptın. İşin neticesinde Ramazan'da da ne yapacaksın onu? Hasat edeceksin ve kazanacaksın. O yüzden dolayı şöyle ki büyüklerimiz böyle bahsediyor. Bir adam ekmezse, ektiğine bakmaz ise sonunda ne yapamaz? Hasat edemez. Ramazan-ı Şerif bizim için çok kıymetli. 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi içinde bulunuyor. Oruç içerisinde farz olunmuş. Birçok güzelliğin içerisinde bulunmuş olduğu bir aya giriyorsun. Ve o ayda biz hasat edeceğiz değil mi? Yani Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden istifade edeceğiz. Payımıza olan düşeni alacağız. O yüzden dolayı buraya 3 aylar deniyor. İşte 3 ayların şifresi budur. Ekmek, biçmek yani hazırlık. Aslında Recep ayında bir mümin neye başlayacak? Hazırlıklara başlayacak. İşte ibadetlerinde eksikleri varsa onlara dikkat edecek. Namazlarında eksikleri varsa onlara dikkat edecek. Sadakasını bol bol verecek. Zekatını hesaplayacak. Ondan sonra ne bileyim etrafına bir kolaçan edecek. Eksikleri varsa belli başlı hataları, günahları varsa onlardan kendini çevirecek. Onlara bir reçete yazacak. O reçeteyi uygulayacak kendince. Bir hazırlık aşamasına girecek. Çünkü 3 aylar demek... Bakın hep bahsederken rahmet ve mağfiret iklimi diyoruz. Nasıl ki yaz geldiği zamanda böyle ağaçlarda çiçekler açmaya başlar, her taraf yeşillenmeye başlar, böyle bir güzellik, bir bahar havası olur ya. İşte o bahara giriyoruz aslında. Yani gönüllerdeki imanların pırıltıları başlıyor. Eğer o pırıltıyı kaybetmek istemiyorsan onu ne yapacaksın? Besleyeceksin. Ne ile besleyeceksin? Allah'ın razı olduğu amellerle onu besleyeceksin. O imanı büyüteceksin kalbinde. O zaman kalp ne olacak? Mutmain olacak. İmanı kemale erdirmiş olacaksın. Kaliteli bir Müslüman olacaksın. İnşallah bu yönde bütün kardeşlerimiz ne yapacağız? Teşvik edeceğiz ve 3 aylardan Rabbimiz bizi bu zamana ulaştırdıysa şükredeceğiz ve 3 aylardan istifademizi yüksek eylemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabbim inşallah hepimiz için istifadesini yüksek eylesin. Bütün İslam alemi için, bütün müminler için de hayırlı mübarek eylesin diyorum. Amin hocam. Hepimizin ağzına sağlık. Gerçekten 3 aylar nedir? Nasıl yaşanır? Ne yapmamız gerekiyor? Bunu net bir şekilde bizlere cevapladınız. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Programımıza gelen mesajlar var. Coşkun abimizden gelen bir mesaj var. Selamünaleyküm muhterem Emre Hocam. Programınız çok ama çok yararlı oluyor. Bizleri aydınlattığınız için Allah ne muradınız varsa versin demiş. Amin diyoruz. Bütün dualarımıza hocalarım, kardeşlerimiz illaki katılıyor. Abilerimiz illaki katılıyor. Selamünaleyküm hocam. Çok ağır zihinsel engelliler 5 vakit namaz, cuma namazı kılar mı? Hocam çok ağır zihinsel engelliler ahirette cennete mi cehenneme mi gider diye sormuş bir kişi. Evet. Cevap vermek isterseniz. Normalde programımızda fetva sorusu sormuyoruz ama İlker abimiz benim sevdiğim bir abi. Onu kırmak istemiyorum. Evet. Ağır zihinsel engelli derken şu şekilde yani özrü amelini geçiyorsa yani amelini yapmaya engel ise... Evet. O zaman ne yapar? Zaten amel ondan düşer. Evet. Ama ve lakin eğer özrü, yani belli başlı işlemleri, mesela yemek yemesi, içmesi, lavabo ihtiyacı, abdest ihtiyacı gibi bunları karşılamasına engel değilse, o zaman ne yapar? Normal ibadetlerine devam eder. Ama normal olarak işte belli başlı çocuklar var biliyorsunuz, zihinsel engelli. İşte evet, yemeğin annesi uğraşıyor, lavabosuyla, banyosuyla, birçok ihtiyacıyla. Tabii, tabii, birçok derecesi var. Şöyle tabir edelim sadece, yani ameline engelliyorsa zihni, o zaman bir mesuliyeti yok çocuk halindeyse. Ama ve lakin ameline engel değilse ne yapar? Devam eder. İkinci bir husus var. Mevla Teala inşallah onları cennetiyle, cemaliyle müşerreflendirir, şereflendirir. Bu dünyadayken belli başlı bir imtihandır. Bu ağır bir imtihan. Anne baba için en büyük imtihandır. Ve anne baba da bu işe sabreder, Allah'a şükrederse yarın ahirette hep beraber inşallah Mevla Teala'nın nimetlerine gark evet, olurlar. Müşerref olurlar inşallah. İnşallah. Hocalarım, önemli bir soru. Benim de çok merak ettiğim bir soru. Şu anda gündemde bir olay var. Gelen son zamlardan sonra insanların gerçekten canı yanmaya başladı. Özellikle de bu elektrik faturalarından dolayı şu anda Doğu Beyazıt'ta yürüyüşler başladı. Birçok yerde de böyle bir çalkalanma var. İnsanlara mesela 7.000 lira fatura geliyorsa 17.000 lira gelmeye başladı. 500 lira geliyorsa 3.000 lira gelmeye başladı. Evlerde de artık 200 liranın altında, yani miktar tam söylemeyeyim, bayağı bir yüksek faturalar evet, gelmeye başladı. Bundan dolayı da halkımız bu konuda biraz muzdarip. Onu sorayım size dedim. Osman hocamızın özellikle daha önceki programlarda şunu söylemişti. Piyasaya daha doların yüksekliği hissettirilmedi. Yakında hissettirilmeye başlanacak denmişti. Şu anda da bakıyoruz piyasadaki her şeyin fiyatı dediği gibi dolar düşmesine rağmen piyasa yükseldi ve şu an onu yaşıyoruz. Şimdi normal şartlarda bir ekonomist olarak konuşmuyorum. Ben bunu hep baştan söylemiştim, yani ben ekonomist değilim diye, ama tabii ki bu belli görüşlerimiz yok manasına da gelmez yani. İşin takibindeyiz. Şimdi normal şartlarda doların şöyle bir özelliği var. Doların piyasaya yansıma süresi maddeye göre değişiyor. Mesela teknolojik aletlerde daha hızlı bir şekilde yansırken mesela ev, arsa, işte devlet bazlı çalışan şeylere biraz daha geç yansıyor. Ama yansıyor, mutlaka yansıyor. Şimdi çok hızlı bir dolar çıkışı oldu. Yani mesela normal şartlarda 18 liraya hızlı bir dolar çıkışı olduğu için evet, fiyatlar artınca insanlar şöyle zannetti. 18 liranın fiyatları bunlar zannetti. Aslında normal şartlarda ben bu şikayeti sosyal medyada da çok görüyorum. Ya diyor işte dolar bu şekilde düştü ama malzemeler düşmedi, işte market malzemeleri şunlar bunlar vesaire düşmedi. Mazot hala çıkıyor. Bu şekilde konuşuluyor. Normal şartlarda buradaki durumda da doların şu anda zaten 18 liraya çıktığında bizim almış olduğumuz ürünler 18 liranın şeyi değildi. Yani 10 liranın karşılığıydı. Şu anda onu yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Şu anda bak benzin her gün ne oluyor? Benzin zamlanıyor, işte gaz zamlanıyor, mazot zamlanıyor, her şey zamlanıyor. Şu anda her şey zamlanıyor. Dün bir resim atmışlar. Yani bu şaka gibi ama 20 lira salata kilosu, yani bir markette 20 lira, domates 25 lira. Yani anlatabiliyor muyum? Olayın gelmiş olduğu boyutu hep beraber görebiliyor muyuz? Şimdi normal şartlarda bu yavaş yavaş belli şeyler oturmaya başladı ama bu duracak anlamında değil. Onu baştan söyleyeyim yani. Bu böyle gidiyor yani, buna bir dur denmezse bu gidiyor. Şimdi normal şartlarda şu anda bu aylarda özellikle milletin canını en çok yakan şey şu oldu. Şimdi elektrik, aynı zamanda doğalgaz faturaları şu anda çok ciddi şekilde insanın canını yakıyor yani. Çünkü mesela normal şartlarda adama 500 lira 600 lira doğalgaz faturası geliyorsa, Emre hocam rakam söylemekten kaçtı ama söylemek lazım. Niye? Çünkü şu anda asgari ücretin rakamları ölçülebilsin diye yani. 500-600 lira adama doğalgaz geliyordu, adam 2800 lira maaş alıyordu. Şimdi bu adam 4.250 lira almaya başladı ama %50 artış oldu yani. Ama Bu adamın faturası %100 arttı. 600 lira ödeyen adam 1200 lira arttı. Yani bu adam aslında %50 zararda. Evet. Yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi normalde de elektrik faturası adama 200 lira 150 lira geliyordu. Şimdi 300-400 liradan elektrik faturası yok. Şimdi normal şartta da kahva olayları biraz işte yok 150 kahva nasıl olur falan diye kızdı işte Cumbaba. Sonra ne oldu? 210 kahva olsun. Yani 210 kahva niye oluyor? Niye kahva meselesi çıktı yani? Demek istediğimi anlatabiliyor muyum hocam? Şimdi normal şartta da mesela misal bir buzdolabı 24 saatte bir kahva yakıyormuş. Bir fırın bunun 4-5 katı. Yani bunlar günlük rakamlar yani. Şimdi böyle bir günlük rakam oldu mu yani yakmayacak adam yani şeyi kesecek yani. Böyle de olmuyor. Yani onda da ne yaptılar? Mesela bu şirketler 30 günde kahvasını yakmadıysa adamı 35 günde faturasını kestiler. Yani biraz orada da hainlik yaptılar yani. Evet. Şimdi öyle olunca bunlar bu tür olaylar insanları yani şu anda sanki şöyle bir şey hissediliyor. Kimse kusura bakmasın da şöyle bir şey hissediliyor yani. Sanki böyle halkla bir kavga. Tamam mı? Halkla bir kavga hissediliyor ama bu işlerden kimse yarar görmez yani. Yani halkla şeyle kavga edilmez. Yani bak ben şimdi senin ne yapacağım, ne yapacaksınız? Bak şimdi sana şöyle zam yapacağım. Yani bir yerden sonra bu millet tak diyecektir yani. Evet. Gerçekten ciddi bir yüklenme var. Bir adam asgari ücret alıyorsa normal şartlarda şu anda İstanbul gibi bir yerde 2000 liradan 2500 liradan aşağı kimse oturamıyor. Hocam 2-3 ay önce bir kıtlık meselesini konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? O zaman ben birkaç tane profesör dinlemiştim. Belli başlı yerlerden takip etmiş oldum. Bu adamlar enerji kıtlığının olacağını iddia ediyorlardı. Yani normal bir kıtlık değil. İşte malzeme olmayacak, yok ekmek olmayacak, yağ kuyruğu olacak değil yani. Enerji kıtlığı, tüketim çok olduğundan dolayı işte mazottu, elektrikti, suydu yani enerji kıtlığı olacak. Aslında belki de o adamların işte 2-3 ay önceki bu kıtlık meselesi şu an artık başlangıçları. Çünkü gerçekten yani ne yapacaksınız bu sefer? İşte buzdolabını bir gün çalıştırıp bir gün çalıştırmayacak mısınız? Veya fırınları komple kaldıracak mısınız? Veya işte ne bileyim kettle kullanmayacaksınız? Veya ısınmayla alakalı işte doğalgazı bir gün yakacaksınız. Öbür gün idare edip ikinci gün bir daha mı yakacaksınız? Yani kıtlık derken bir enerji kıtlığı olacağı ama dünyada bir enerji kıtlığı olacağı söyleniyor. Belli başlı ülkelerde de işte doğalgaz kesimleri, yok planlı bir şekilde elektrik kesimleri olduğu söyleniyor. Yani bu belki de bir başlangıç, belki de devletin de müdahale edemediği bir şey var mı diye düşünüyorum. Çünkü bu biliyorsunuz ki seçim arifesinde bir ülkedeyiz şu an biz. Türkiye'de bir seçim arifesi var yani. Normal şartlarda bunların hepsi nereye yansıyacaktır? Sandığa yansıyacaktır ama yani. İşte hocam, bilinçli bir şekilde bu işte zam yapılır mı yani? Evet ama o zaman bunun da böyle güzel bir şekilde açıklanması lazım. Şu anda bunu normal şekilde siz bir yerden duymuşsunuz veya bir yerden öğrenmişsiniz. Bunu söylüyorsunuz. Biz devlet bazlı bu işin bu şekilde olduğunu kimse bilmiyor. Evet. Ve insanların çok ciddi şekilde canları yanıyor. Evet. Yani normal şartlarda hükümetti, şuydu, buydu vesaire ben şey yapmıyorum yani. Sen söyle işte birilerini suçlayalım derne değilim. Bir siyasi amaçla bir şey yürütmüyorum. Sadece olanı söylemeye çalışıyorum. Yani bir can yanıyor ve bu can yanmasında da insanlar bu işe kızıyor. Yani bunu kabul edelim etmeyelim yani. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum hocam? Kesinlikle. Ya bugün siz söyleyin. Elektrik faturası yani şöyle bir şey değil yani. Biri çıkmış provoke ediyor işte yoksa bir şey yok falan değil. Var. Bizde de şu an bizim de canımız yanıyor. Onun da canı yanıyor. Kurslarımıza bir 9.000 lira. Kurslarda olsun belli şeylerde olsun can yanıyor yani. Şimdi normal şartta da can yanınca bu sefer bu milletin sesi çıkar. Yani bak ben size ne yapacağımla olmuyor bu işler yani. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani şöyle bir şey yok. Mesela %20 zam olur. Buna bile kızardı millet. %30 ya ne oldu derdi. Yani %130 oldu. Evet. Elektrik zam mı? %130 oldu. Yani bu da insanı yani gözle görülür bir olay var yani. Bir de korkutuyor hocam. Korkutuyor yani. Şu anda da mesela piyasada çalışan arkadaşlar da bunu söylüyor. Millet alışveriş yapmaktan korkuyor. Bir tatlı almaktan korkuyor ya da kendine bir kıyafet almaktan korkuyor. Neden? İleride bir tık daha ötesi olursa bu sefer insanlar kendi aylıklarını çeviremeyecekler. Bak bir fabrikatör arkadaşım var. Onunla görüştüm geçen. 27.000 lira fatura ödüyormuş normalde fabrikasına. 65.000 lira gelmiş bu ay. Elektrik faturası. Geçen ay 27.000 lira 25.000 lira ödemiş. Şimdi şunun için söyledim bunu yani. Bu fabrikalar ne olacak? Bunlar yavaş yavaş kapanmaya başlayacak demektir bu yani. Küçülecek, kapanacak. Yani küçükler bitecek, büyükler küçülecek demektir bu. Yani bu Bu bir sıkıntıya yol açacak demektir yani. Demek ki anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden halk da buna ciddi şekilde tepki vereceğini düşünüyorum ben. İnşallah düzelmesi şeyindeyim yani. Düzelmesi taraftarıyım. Ama biliyorsunuz biz bir ayet okuyoruz. O ayetin olacağını söylüyoruz yani. İlk başka hastalık sıkıntıları vesaire, sonra kıtlık. Daha sonrasını söylemiyoruz ama daha sonra vezürzilü hatta yakullar Resul, yani bir zelzele meselesi. Şu an herhalde kıtlık boyutu bir ufak yaşanıyor yani. Rabbim halkımızı, milletimizi, evimizi muhafaza eylesin. Evet. Sizler bir şey eklemek ister misiniz hocalarım? Teşekkür ederim. Hocam bir sorumuz daha var. Bu 3 aylarda Recep ayında tutacağımız 16 günlük oruç aralıksız mı tutulması gerekiyor yoksa? Aynen tutabilir. Sadece bu ayda 16 gün. Yani bir gün dinlenip 3 gün ara verebilir ama zaten 16 gün. Genelde işte bir gün tutup bir gün tutmuyorlar. 2 gün beraber tutuyorlar. Genelde böyle yapılıyor ama şart değil yani. İlk 5 gün dinlenip sonra 16'da tutabilir. Karışık. Sadece bu ayın içinde, Recep ayı içinde. Tamamdır inşallah hocam. Hocalarım bir sorum daha var. Bu ekonomiyle alakalı. Bu hafta taktım mı ya ben? Şey olayı var hocam. Yani şu anda sıkıntı sende de var. Evet hocam. Maddiyat. Bir buhrandasın galiba. Ağlıyoruz hocam. Şu anda birkaç firmayı özellikle bu paket taksi, motorcular özellikle şey yapıyorlar, protesto ediyorlar. İşi bırakacağız gibisine ya da bayağı işte kontak kapattılar. Ya. Kontak kapattılar. İstanbul'da belli bölgelerde kontak kapattı. Bayağı. Bu da sizin dikkatinizi çekti mi? Ya, bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Onu sorayım dedim bu hafta. Vallahi ben de gördüm gerçekten. Onların da haklı yanları var. Eleştirilebilir yani, haksız yanları demiyorum ama eleştirilebilir yanları var bana göre. Nedir? Mesela motor kuryeler, işte o taksiler, birkaç şirketin ismi malum zaten halkımız tarafından. Onların haklı olduğu belli şeyler var. Birincisi 4.250 TL asgari ücreti kabul etmiyorlar. 5.500 lirayı diretiyorlar. Bu sefer kurumlar da bunu vermekten vazgeçiyor. Bu protesto bu. Ana şeyi bu. Evet. İkinci hakları bu tartışılabilir. Bilmiyorum yani onların şartlarında ama benim bildiğim kadarıyla yapan arkadaşlarımız maaşın dışında bir de galiba mesaide, ek mesaide kilometre başına bir para, yani servis başına kilometreye bir para aldıklarını biliyorum. Yanlış olabilir. Bilen arkadaşlar cevaplayabilirler. Bu tartışılabilir programımızda. Bir de şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki mesai saat 8'de bitiyor. Saat 7:59 geçe bile sipariş düşse sisteme, o siparişi bırakmak zorundalar. Sipariş 40 dakikalık yerde olsa bile, bir saatlik yerde olsa bile bu sefer ne oluyor? Saat 9'da mesai bırakmış oluyor. Yani saat 8'de değil de 9'da mesai bırakmış oluyor. Bir de bu tür galiba istekleri var. Gerçekten işleri yazın biraz daha kolaydı. Bunlar da şimdi şunu kabul etsinler. İlk bu iş çıktığında da çok havalı geldiler. İşte evet. Hatta bizim burada birkaç tane genç arkadaşım duydum, hemen işte buradakileri teşvik etmeye çalışıyor. Gelin para burada. Aylık 8-9 milyar para bırakıyor. Kilometre başına para alıyorsun. Biraz sanki böyle yüksek girdiler yani bu işe. Bu sefer bütün gençlerimiz yani altını üstünü araştırmadan böyle bir furyayla girdi bu işe. Sonra şimdi kış aylarında bu iş gerçekten çok zorlaştı. Yani bizler evimizde otururken bunu kabul edelim. Onlar o soğukta, karda, kışta yüksek apartmanlara sıcak yemek çıkartıyorlar. Efendime söyleyeyim o yağmurda, kışta yüksek yerlere, dağlara, tepelere, bu konuda hakları biraz daha bu konu yani kışın özellikle istemiş olduğu haklar biraz daha onları bana göre makul kılıyor. Ama yazın böyle bir problem yoktu. Özellikle bu zamlardan sonra sanırım böyle bir motor kurye şirketlerinin böyle bir talepleri var. Yani bence haklı oldukları yanlar da var. Baştan da böyle değillerdi. Onu da söylemek istedim. Ben yani, de çok gördüm. Sanki hocam. yeni bu birileri veya birkaç grup tarafından sanki böyle bir organize edilmiş gibi. Ben de biliyorum yani sosyal medyada görüyoruz. Evet. Taksim'de, İstanbul'da kontak kapattıklarını biliyorum. Ama şöyle bir şey, şu bir gerçek Emre Hocam. Yani Türkiye'de şu an biliyorsunuz ki pandemiyle beraber bu motor kurye meseleleri daha çok işte belli başlı firmaların isimlerini saymaya gerek yok. Onların işte motor işleri daha yeni başladı. Yani ilk senemiz diyebiliriz biz buna. O yüzden dolayı bu yavaş yavaş oturacaktır. Yani bir anda bir sistem oturmaz. İlk başta işe girilir, iş yolda öğrenilir deniyor ya. O yüzden dolayı şimdi bunun eksiği olur, onu alır tartışırlar, onu doğrultular, fazlası olur derler ki bu fazla oldu, bunu eksiltelim gibi. O yüzden dolayı Türkiye'de şu an bu işte getir götür meseleleri daha yeni yeni oturuyor. Farklı alternatifler çıkmaya başladı. Rekabetleri var. O yüzden dolayı tabii gençler de belli başlı motor sürmeyi seviyor. O yüzden dolayı hem işimi yaparım hem motor kullanırım gibi mantığında belli başlı işlemler. Kazananlar var, kazanamayanlar var gibi gibi. Soğuk hava şartları sıkıntılı. Ben inanın yollarda bazen bu yağmur dün iyi bir yağmur vardı. Mesela gerçekten dedim ya Rabbi sen yardım et bu arkadaşlara. Yani gerçekten o yağmurlarda o motorları kullanmak karda, yağmurda, soğuk hava şartlarında zor. Rabbim bütün kardeşlerimizin yardımcısı olsun inşallah. Ama ve lakin ben gene aynı görüşteyim. Türkiye'de bu sistem daha ilk senesinde. 2 sene önceye gittiğiniz zaman da böyle bir mesele yok. Yani çok nadir kurye meseleleri var. Ondan sonra posta artık. Yani ama ve lakin şu an belki Avrupa'da bundan 5 sene önce oturtulmuş bu sistem. Ama evet. Türkiye'de ilk senesi. Yani evet. O yüzden dolayı bunun tabii bir anda çok arz talep oldu. Bu da pandemi sebebiyle artık insanlar telefonlardan siparişlere ne yaptılar? Yöneldiler, öğrendiler. Yani hiç bilmeyen insanlar ya bugün 40-45 yaşında, 50 yaşında doğru düzgün telefon kullanmayan insanlar artık sipariş verme moduna girdiler. Eskiden şöyle bir korku vardı ya acaba patlıcan mı gelir, hıyar mı gelir? Yani öyle şeyler olmuştu çünkü ilk biliyorsunuz bu sipariş meselelerinde adam işte telefon alıyor veya ne bileyim bir elbise alıyor. Kutuyu bir açıyor içinden patlıcan çıkıyor yani. Ondan sonra şimdi buralar geçildi artık. Belli bir garanti veriliyor. Artık bak mesela ilk siparişlerde ne vardı? Böyle dolandırıcılıklar vardı. Şimdi oluyor mesela. Olmuyor. Çünkü belli başlı belgelerinizi teslim etmezseniz o sitelere ne yapmıyor? Sizi kabul etmiyor yani. Sizin gerçek bir kişi olduğunuzu veya bir kere böyle bir hatalı bir şey gönderdiğiniz zaman sizin ne yapıyor? Firmanızı iptal ediyor diyelim. İlk girdiğimiz zaman patlıcan geliyordu. Şimdi artık patlıcan gelmiyor. Yani artık sipariş ettiğiniz şey geliyor. Ama ne olacak bu sefer? Kuryelerle alakalı belli başlı kurallar oturacak. İşte firmalarla alakalı belli başlı kurallar, komisyonlarıyla alakalı gibi gibi. O yüzden daha vakti var diye düşünüyorum ben yani. Bunların olması yani. Bunlar da mesela nedir? Bu işin oturduğuna delalet ediyor yani. Belli başlı eylemler yaparlar. İşte fiyatlarını çıkartırlar, saatlerini düşürürler, belli kurallar getirirler derken 2 sene sonra bir bakarsınız ki İş oturmuş, herkes motorda vın gidiyor geliyor yani. Ben de şeye katılıyorum yani Türkiye'de ilk sene olduğu için arz talep çok oldu. Bir anda sanki çok güzel istekler karşılanamadı ama yani mesela geçen biz de bir arkadaşımızla bir görüntü gördük. Yani 10 tane kurye köprüde ikili böyle sıra yapmışlar. Bilmiyorum seninle beraberlik genç bir arkadaş vardı yanımda. Birbirlerine duvar yapıp yani çok şiddetli bir rüzgar vardı köprüde. Birbirlerine duvar yapıp destek yapıp böyle yavaş yavaş dörtlerini de yakmışlar sinyallerini. O şekilde geçmeye çalışıyorlardı. Yani mesela köprüden geçmeleri bana çok mantıksız geldi. Yani bu bölge kendine diğer bölge Anadolu, Avrupa yakası kendi aralarına böyle bir organize yapabilirlerdi. Evet. Mesela bu tür şeylerde gerçekten haklılar. Yani böyle git ölürsen öl gibi terk edilmiş bazen böyle davranışlar var. Yani son dakika sipariş geliyor gitmek zorundasın gibi. Onların da haklı olduğu yönler var kesinlikle. Ona katılıyorum yani. Hocalarım ağızlarınıza sağlık. Son sözleri alalım. Vaktimiz de geldi. Son dakikadayız. Son sözlerinizi alayım. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Amin program hocam. Yapmayı özlemişiz hep beraber bu şekilde. İnşallah çok tesirli, güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Rabbim inşallah hepimize başarılar ikram eylesin. Amin. Muhafaza eylesin. Hocalarıma amin. Teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ben dikkatimi çekiyor. İdealist gerçekten çok farklı bir program. Yani bir önceki konu 3 aylar, bir sonraki konu motor kuryeler. Tabii hocam. Böyle her konu var gerçekten. O da ekonomi yani, paketi. Ekonomi de vardı. Ekonomi de vardı. Dolar, euro, doğalgaz da vardı. Bu hafta ne yaşadıysam her türlü yapalım. Programın ismini ve logosunu değiştirelim. Programın ismi rengarenk olsun. Rengarenk olursa da başka bir şey anlaşılmaz inşallah. Güzel bir program. Gerçekten çok keyif alıyoruz. Süre hatta yetmiyor. Çok teşekkür ediyorum seyircilerimize. Mecid hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Her hafta söylediğim gibi keyif alıyorum. Teşekkür ediyorum seyircilerimize, hocalarımıza, sizlere. Rabbim tesirini yüksek eylesin inşallah. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Hocalarımıza tekrardan ben teşekkür ediyorum. Kendileri konuları çok güzel anlattılar. Ben sordum, onlar hemen açıklamalara geçtiler. Her birine tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizlere katılan, bizlere mesaj atan, bizleri izleyen, takip eden tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.